Merhaba herkese, ben Zeynep, kanalıma hoş geldiniz. Bugün konserve domatesli pratik şehriyeli bir çorba yapmak istedim. Bunun için sıvı yağ döküyorum. Domates zaten piştiği için hemen domatesi de döküyorum, suyunu döküyorum. Eğer domates önceden pişmiş olmasaydı yağın içinde birazcık domatesi pişirecektim. Bu kadar yeterli. Sıvı yağda çay bardağının 3'te 1'i kadar koydum. Zeytinyağı da koyabilirsiniz ama tereyağı yakışmayacaktır. Şöyle bir karıştırıyorum. 5 dakika kaynadıktan sonra blenderdan geçireceğim ve şehriyeleri ekleyeceğim. Şehriyeler pişene kadar domates de iyice pişmiş ve özleşmiş olacak. Sonra da tuzu ve baharatlarıyla buluşturacağım. Domates çorbası burada güzelce kaynarken ben de fırından milföy mantılarımı çıkarttım. Çıtır çıtır piştiler. Bunları sarımsaklı yoğurtla ve tereyağı sosla buluşturacağım. Kanalımda bunun tarifi var. Bugünkü menüm bu şekilde. Domates çorbası ve güzel milföy mantılar. Bu milföy mantıları yapmak çok kolay oluyor. Çok pratik ve çok da lezzetli oluyor. O tarifime de bakmanızı öneririm. Bir yandan da un kavuruyorum. Ben çorbaları koymak üzere böyle önceden un kavuruyorum. Sadece kokusu çıkana kadar fazla kavurmuyorum. Sonra böyle şişelere koyuyorum. Kiler dolabında saklıyorum. İhtiyacım oldukça kullanıyorum. Bunu da göstermek istedim bugün size. Bu kadar kavrulması yeterli. Şimdi kavanoza alacağım. Yazdan hazırladığım konserve domatesleri 5 dakika suyla pişirdim. Şimdi blenderdan geçireceğim ve arpa şehriyeleri koyacağım. Blenderdan bir güzel geçirdim. Salça koymak isterseniz domates salçası koyabilirsiniz. Ama birazcık yağda kavurduktan sonra koyun ki salça tadı gelmesin. 3,5 çorba kaşığı arpa şehriye koydum. Şimdi arpa şehriyeler yumuşayana kadar pişireceğim. Una ihtiyacı olduğu zaman da önceden kavurduğum, her zaman hazırda bekleyen kavrulmuş unumu suyla açıp çorbaya koyacağım. Yoğunlaştıracağım. Koyacağım tuzun yarısını şimdi koyuyorum. Yarısını da çorba piştikten sonra koyacağım. İçindeki şehriyeler güzelce pişti, yumuşadı. Birazcık una ihtiyacı var sanki. Suyla hemen açacağım bunu ve çorba ilave edeceğim. Hem kıvam verecek hem rengini güzelleştirecek. Birazcık domates salçası da ekleyebilirsiniz. Ben eklemeyi tercih etmiyorum çünkü domatesin tadı yeterli oluyor zaten. Şöyle karabiber istediğiniz kadar. Ben ev yapımı domates çorbasında kuru reyhanı çok seviyorum. Çok yakıştırıyorum. Birazcık da kuru reyhan. Fazla koymayın. Acı bir tat verir. Fazla bir aroma olur. Domatesin önüne geçer. Çorbayı pişirirken biraz tuz koymuştum. Biraz daha koyuyorum. Özleşmesi için şöyle bir 3 dakika daha pişireceğim ve çorbam hazır olacak.